Merhabalar, bugün Hollanda'da öğrendiğim tam bizim ağız tadımıza göre olan çok güzel bir tarif paylaşmak istiyorum. Tarif derken aslında bu çeşnili, baharatlı, böyle otlu bir tereyağı tarifi. Bunu ekmeğin yanında servis ediyorlar. Çoğu zaman bir yemek yemeden önce masaya böyle hani meze gibi geliyor. Çok güzel, çok kolay. Hemen ilk tattığımda bunu nasıl yapabilirim, bu kolay bir şey olmalı demiştim. Ve temel tarifini buldum. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok sık yaptığımız ve sevdiğimiz bir tarif. Görüntüsüyle de fark yaratacağız. Şimdi göreceksiniz. Öncelikle 250 gramlık bir tereyağı paketini oda sıcaklığında bırakıyorum. Bu 250 grama aşağı yukarı 3 sarımsak iyi geliyor. Ezilmiş sarımsağım var. Onun dışında çeşitli otlarım var. Ne isterseniz ama özellikle dereotu çok yakışıyor. Şu an bende maydanoz, dereotu, fesleğen ve kekik var. Hepsi taze olmak üzere. Onları çok incecik kıyacağız. Birkaç damla limon suyum var. Tuz ve karabiberim var onun dışında. Hemen başlayalım. Öncelikle tereyağımı böyle derin bir kapta mikserle birazcık çırpacağım. Güzel homojen bir kıvam almasını sağlayacağım. Tam istediğim kıvam bu. Şimdi tuzu, karabiberi ve limon suyunu ekleyeceğim. Peşinden ince ince kıydığım yeşilliklerim ve sarımsaklar. Ve bir spatula yardımıyla güzelce yedire yedire karıştırıyorum. İlk sunum şeklimizde benim çok sevdiğim bir görüntü. Bir krema torbasını aldım tereyağımdan. Ve sıkıyorum. Bu şekilde yanında ekmekle servis ediyorum. Oldukça yumuşak bir dokuda şu anda. Ve diğer güzel bir yöntem, streç filmin içine böyle uzunlamasına serdim tereyağımı. Bu şekilde katlıyorum ve rulo haline getiriyorum. Rulom hazır. Uçlardan da güzelce kıvırdım. Şimdi bir yarım saat civarı hafif böyle donup toparlanana kadar buzdolabına gidiyor. Ardından tekrar çıkaracağız, güzelce dilimleyeceğiz. Ve karşınızda Hollandalıların kruidenboter dediği baharatlı, sarımsaklı, aromatik tereyağlarımız hazır. Dilerseniz gördüğünüz üzere buzdolabından çıkarıp çok da taş gibi olmadan zira ekmeğe sürülecek. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Görüntü çok güzel oluyor kestiğiniz zaman. Ya da hem sol taraftaki gibi bir krema ucuyla, poşetiyle sıkabilirsiniz. Sağdaki gibi bir kabın içerisine bu şekilde böyle koyup sıvı sıvı ekmeğe sürülmek üzere servis edebilirsiniz. Çok seviyoruz. Yemekten önce çok güzel bir başlangıç. Yapması da kolay. Dilerim sizin de hoşunuza gider. Afiyet olsun şimdiden.